Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Artık bir konuyu çok net kabul etmemiz lazım. 2014-2015 Batılı istihbarat servislerinin özel laboratuvarlarında üretildiği çok belli olan Suudi Arabistan'ın Vehhabi harici Selefist kimliğine yakın duran IŞİD veya DAEŞ isimli neydi belirsiz terör örgütünün ortaya çıkarılmasından hemen sonra Suriye sınırımızda ve sınırımızın güneyinde gözümüzün içine baka baka bir PKK terör devleti yapılandırılması devam ediyor. Ne yazık ki Türkiye bütün kurumlarıyla ve hatta cumhurbaşkanlarının buluşmalarında, dışişleri bakanlarının buluşmalarında bu konuda net görüşlerini belirtse de Ayn el-Arab yani Kobane çatışmalarından bu yana ne yazık ki bizim gerek NATO içindeki gerekse dışındaki gücümüz bu süreci durdurmaya yetmiyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri adına Suriye Demokratik Güçleri denilen ama esasında PKK-YPG unsurlarının oluşturduğu ve Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini kontrol eden bu yapıyı gözümüzün önünde düzenli olarak güçlendiriyor. Bugüne kadar Suriye'nin kuzey doğusuna, Irak'ın kuzeyinden, Erbil yönetiminin topraklarından ve ortak sınırdan on binlerce tır silah ve mühimmat geçti. Bu silah ve mühimmatlar arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu silah ve mühimmatları, aralarında zırhlı araçlar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in deyimiyle helikopterlerin de bulunduğu bu silahlar ve savaş araçları PKK'ya teslim edildi. Efendim adı şuymuş buymuş, Haseke'deki adamın adı Mazlum Abdi'ymiş falan geç. Bu gözümüzün önünde yapılan bir gerçektir. Yani Türkiye'nin bu konuda gerek Amerika ile gerçekleşmiş olan zirvelerde gerekse uluslararası toplantılarda söylemekte oldukları hiçbir şey ama hiçbir şey Washington yönetimi tarafından dikkate alınmıyor. Yani Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi adı altında bildiğiniz bir devletleşme süreci ve bu devletleşme sürecinin ana aktörlerinin ayrıca Irak'ın, Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentindeki Talabani hareketiyle düzenli ve Amerika'nın şemsiyesi altında yapılandırılmış bir de ittifakı gelişiyor. Bugün Kerkük Talabani'nin kontrolüne geçtiyse yarın o Kerkük'te PKK varlığını tıpkı Süleymaniye'de olduğu gibi görmemiz kaçınılmazdır. Şimdi bütün bunları niye anlatıyorum? Çünkü bir devletin, bir devlet yapılanmasının en önemli unsurlarından biri ordu. Ordunuz varsa %50 meseleyi kurtarmış oluyorsunuz ki bugün Amerika Birleşik Devletleri PKK-YPG unsurlarıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda 65-70 bin personelli gelişmiş ve güçlü Amerikan silahlarını kullanan kendine ait özel kuvvetler komutanlığı olan terörizmle mücadele bölümü birimi olan bir ordulaşmayı gerçekleştirmiştir. Peki yönetim idari yapılanma işte Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinde o da gerçekleşti. Yani kendi kurdukları yerel yönetimlerle o bölgeyi yönetiyorlar. Ve ekonomi. Burada işte değerli bir araştırmacı, ben tanımıyorum kendisini şahsen ama
Aynı zamanda Suriye Gündemi diye de bir yayın organını çıkartıyor ve anladığım kadarıyla Suriye'yi çok yakından takip eden Ömer Kızılcık, araştırmacı, akademisyen, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinde PKK-YPG unsurlarının finansal regülasyon, finansal idare açısından bir de Merkez Bankası kurduğunu söylüyor. Şimdi zaten ordunuz var, yönetiminiz var, Merkez Bankanız var. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Zaten dalgalanan bir bayrağınız hep vardı. Ne diyor bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle kurulan bu Merkez Bankası Türk kamuoyunda pek dikkat çekmedi. Ancak Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Bu yeni çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri şöyle diyor. Dört bölgeye fiilen bölünmüş Suriye'de bölgeler arasında ciddi bir ekonomik rekabet var. Her bölge yönetimi kendisinin daha başarılı olduğunu göstermeye çalışıyor. Beşar Esed, HTŞ, Heyet Tahrir-i Şam'ın liderliğindeki İdlib'teki Suriye Kurtuluş Hükümeti, Türkiye'nin kontrolünde Suriye Milli Ordusu'yla beraber Suriye Geçici Hükümeti, bir de PKK-YPG. Dört tane ayrı yönetim var o ülkede. Fiilen bölünmüş durumda. Bu çerçevede diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri YPG'nin işgalindeki bölgelerde ciddi kalkınma projeleri yürütüyor ve bölgenin güçlenmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. ABD'nin 2022 yılında belirlediği yeni politika gereğince YPG'nin kontrol ettiği bölgeler ve Afrin hariç Suriye geçici hükümeti bölgeleri yatırıma açılırken Esed rejimi ve HTŞ kontrolündeki bölgeler yaptırım altında kalmaya devam ediyorlar. Ancak Suriye'ye yatırımların önündeki en büyük engellerden biri finansal yönetmelikler ve mevzuat eksikliğidir. Şam'da zaten bir merkez bankası bulunmaktadır. İdlib'de ise Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı Para Yönetimi Genel Müdürlüğü isimli bir heyet bulunmaktadır. Babaya herkes maşallah yürüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle terör örgütü YPG işgalindeki bölgelerde Mart 2024'te kurulan Mali Politika Merkez Ofisi isimli yapı farklıdır. İşte buyurun. Amerika'nın aracılığıyla Ürdün'den bir şirket gelip sözde yönetimle bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma gereğince Ürdünlü şirket 4,5 milyar dolar değerinde bir yatırım yapmayı kabul etmiştir. Bu bağlamda YPG kontrolündeki bölgede bir merkez bankası için gerekli altyapı inşa edilmiştir. Şirketi kullanarak. 4,5 milyar doları kullanarak. Kim kime veriyor ya 4,5 milyar doları? Şakkadanak. Ürdünlü şirket. Nasıl bir şirket o ya? Ne paraymış bu? Tabii ki CIA'nin şirketi. CIA'nin her yerde şirketleri. Ve şimdi bu yönüyle baktığınız zaman son halkayı da tamamlamışlar. Esasında Mart 2024'te artık kendilerine ait merkez bankaları var. Artık parayı basarlar mı, basmazlar mı, dolarla mı devam ederler? O ayrı bir konu. Beni üzen Türkiye'nin bu tür net gelişmeler karşısındaki hareketsizliği. Ona üzülüyorum ben. Gözümüzün önünde yaşanıyor her şey ve yarın çok geç olacak. Hoşça kalın.